Arkadaşlar kanalımın yepyeni videosuna hoş geldiniz. Ben İsmail. Arkadaşlar introda da gördüğünüz gibi Quick Stop Picking tutorial'ı handcam ile sizlerle paylaşacağım, sizlere göstereceğim, sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce lütfen 70 yaş gelirse jump shot videosu gelecek. Dün 2 kez kestim ama 2 kez dosya hatası verdi. Yeniden çekmem lazım. Galiba çektim. Videoda bir sorun vardı arkadaşlar. 4-5 saat emeğim boşa gitti dün. Ve bunu beni bayağı moralim bozdu. Ama bugün sizlere bu tutorial sayesinde artık topu nasıl hızlı elinizden çıkaracağınızı göstereceğim arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Canlı yayınları gelmeyi de unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi 70 like ile jump shot videosu gelecek. Ya da böyle dribble tutorial videoları gelecek 70 like gelirse arkadaşlar. Çünkü sizin ilginiz benim için çok önemli. Siz ilgi gösterirseniz bu videolar ortaya çıkıyor. Biliyorum bizi çekemeyen çok insan var. Canlı yayına da geliyorlar. Deliriyor bazıları. Ama dediğim gibi biz önümüze bakacağız ve şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan. Evet arkadaşlar gelelim videomuzu. Öncelikle benim playmaking badge'lerime bakın. Ama burada tight handles yok gördüğünüz gibi. Tight handles. Tight handles'a güvenip dribble yapıyordu guardlar. Ama ben bunu uzun zamandır zaten kullanmıyordum ve yeni patch ile nerf yedi arkadaşlar. Yani zaten kullanmıyordum. Yani rakibinizi çünkü bir harekette böyle durduruyordu ama siz gerçekten dribble yapmıyordunuz arkadaşlar. Şimdi ise dribble yapabilmek için, iyi dribble yapabilmek için bunu çıkarın. Tight handles'a güvenip dribble yapmayın. Animasyonlarda önemli olan dribble, style, quick, Derrick Rose ve Trey Young. Niye Stephen Curry değil? Bakın arkadaşlar Stephen Curry'nin crab'i maalesef çok yavaş. Çok yavaş crab'i var ve misdirection behind the back'i de yavaş arkadaşlar. Spamlaması da yavaş. En hızlı yine Derrick Rose ve Trey Young. Evet arkadaşlar animasyonları gösterdim, kullandığım badge'leri gösterdim ve önemli olan şey ne? Hepimiz böyle gidiyoruz, durup şut atıyoruz. Bazen kaldırıyor böyle şutu, bazen kaldırmıyor. Onun için arkadaşlar dribble yapmayı önce öğrenin. Onun için kanalda dribble tutorial videosu var. Onları izlemeniz çok önemli. Daha sonra ise speed boost nasıl yapılır? Onları da öğrenin. Sonra my court'ta zaman geçirin arkadaşlar. My court'ta zaman geçirin, my court'ta oynayın. Anlatabiliyor muyum? Direkt bu. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gelelim nasıl yapacağımıza. Speed boost'u. Speed boost demişim, quick stop'u. Önemli olan tuş L2 arkadaşlar. L2 bizim için çok önemli. Çünkü dribble speed boost yaptıktan sonra direkt L2'ye basacağız. Bakın. Şimdi iyi bakın arkadaşlar. Speed boost L2 shoot. Çok hızlı. Bunu ağzınızla da tekrar ederseniz belki yardımcı olur. Bana yardımcı oldu. Bakın. Hop. Speed boost L2 shoot. Bu kadar basit. Hiç zor değil. Bunu slow mode'da da deneyebilirsiniz. One dribble yapıyorum. One tek dribble, tek speed boost. Bak olmadı. Speed boost yapamazsanız çok kötü animasyona giriyorsunuz arkadaşlar. Smother yollarsınız ve bunu duruma göre yapacaksınız. Her zaman da arkadaşlar yapamazsınız. Bakın yapamadınız mı böyle fade animasyonuna giriyor ama bunu doğru yaparsanız çok daha kolay. Bakın
Gördünüz mü? Snatchback'ten sonra Speed Boost'u aldım. Direkt L2'ye kökledim. Kareye bastım. Bu kadar basit. Zor değil. Ben sizlerin bunları yapabileceğini düşünüyorum. Ve bu sizin oyununuzu cidden değiştirecek arkadaşlar. Bunu intro'da da slow mode'da gördünüz. Gidip onu izleyebilirsiniz slow mode'da. Yavaşlandırılmış versiyonu da izleyebilirsiniz. Ve ya da burada YouTube'da yavaşlandırın. Öyle izleyin. Controller cam'i de görün. Ve karakteri de bakın. Animasyonu da bakın. Bu cidden zaman alıyor arkadaşlar yapamayıp diye. Bırakmayın, saatler alıyor. Yoksa işte zor değil bakın. Böylelikle bu kısa videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi 70 like gelirse arkadaşlar başka videolarda gelecek. 70 like gelirse ilk jump shot videosu gelecek arkadaşlar. Jump shot videosundan sonra böyle dribble hareketlerini, animasyonlarını göstereceğim. İsterseniz ISO için kullanabileceğiniz şeyler de gösterebilirim. Animasyonları 6, 5 ve büyük olanlar için. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, yeni olanlar takip etmeyi, zili açmayı, bizlere Discord'dan katılmayı unutmayın. Hepsinin linki aşağıda arkadaşlar, videonun altında. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Ben İsmail. Peace out.